Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Makro Müfettiş'in yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Gördüğünüz gibi Farming Simulator 2013'ün bir sonraki bölümüne devam etmek için karşınıza çıktım. Çok saçma bir giriş oldu. Fazla söze gerek yok. Ben hemen oyuna geçeyim. Bir bölüm daha çekmiştim. Yalnız o yani pek bir şey yapmadım zaten. Ondan dolayı bir sıkıntı yok diyeyim. O yüzden yani bir şey kaybetmedik ama videoyu tam düzenleyemediğim için güme gitti diyebilirim. Ama pek fazla bir şey kaybetmiş değiliz. Yani göstereceğim şeyi şu anda gösterebilirim. Bundan bir önceki bölüm görev yapacaktık. Görev yapamadık. Ona biraz kafam bozulmuştu. Bu bölüm bir şey görevi yapmayı düşünüyorum. Hani bir forklift görevini size sağ salim göstermeyi düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Orayı bir şey yaptıracağız. Ondan sonra şey yaptırıp bir şey ettireceğiz yani. Küçük tarlamız buğday ekiliydi. Büyük tarla da ekiliydi. Orayı ben hasat ettim. Şimdi küçük tarlayı beklemekteyim. Şu köşesi olmuş nasıl olmuşsa burası biraz erken olmuş. Bu arada da söyleyeyim. Bir önceki bölüm samanlar duruyordu. Samanların üzerine ekmeği denemiştik. Samanların üzerine ektik. Oldu. Biz yaptık. Oldu arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Burada da samanlarımız bayağı çoğalmış. Bunları tek tek toplamak biraz zamanımızı alacaktır. Onun yerine bir windover dediğimiz rüzgarlama aletiyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Tabii onun için de onu almaya ihtiyaç var. Onu 151 bin dolarımız var. Bankaya 200 bin dolar borcumuz var. Şuradan statiklere bir bakalım. Özür dilerim. Herhangi bir fiyatta bir artış yok. Şu anda bir şey gelmedi. Bir patlama yaşanmadı. Statik bilgiler. 32 bin litre buğdayımız var. 17 bin litre arpamız var. 60 bin litre kanolamız var. 16 bin litre neyimiz var? Mısırımız var. 105 tane de yumurtamız var. Yumurtalar çıkmış mı? Çıkmamış. 31 tane de tavuğumuz var. Şimdi arkadaşlar, bir dakika, bir şeyler oldu burada. Ha, tam kablo takılmış. Şey yapmayı düşünüyorum. Bir tarla daha mı alsam diyorum. Hani biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Biraz daha para kazanmamız gerekiyor. Şu ana kadar neden 151 bin dolarda kaldık? Hani görevler sayesinde buraya geldik. Şu an daha az paramızın olması gerekirdi. Görev yapa yapa 151 bin dolara geldik. Tabii siz göremediniz bir türlü. Bu arada görev gelirse onu da göstereyim. Şundan bir tane aldık ayrıca kazandığımız paralarla. Tabi şeyde satmıştık ama şu patates, şeker pancarı bir de depoda bir şey satmıştık. Satmış mı? Yok, satmamıştık. Neyse. Oraları geçelim, oraları karıştırmayalım. Bir görev geldi. Bir dakika, şunu bir şey yapayım. İlk önce bir konuşmam gerekiyor. Konuşma yapıyorum şurada ya. Bir dakika ya. Ne yapacaktık biz bu paralarla? Bir biçer döver almayı düşünüyorum. Ya tarla alacağım ya biçer döver alacağım ama biçer dövere gerçekten ihtiyacımız var. Hani o küçük yetişemiyor ikisine birden. Tankı da az, çalışma alanı da küçük. Yani 2,1 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. Ne kadarmış? 3,5 metreymiş. Yani 2,1 ile 3,5 arasında pek bir fark yok ama 3,5 ile 5,4 arasında biraz fazla bir fark var. O yüzden bir biçer döver almayı düşünüyorum. Nasıl bir biçer döver alsam, hani biçer döver de ucuzlamadı ki bir türlü alayım. 200 bin yani bir tanesi 200 bin yani. Şimdi ona biraz para zor yetiştiririz. O yüzden bizim bir gelir kaynağı elde etmemiz lazım ve parayı kazanmamız lazım. Parayı kazanmak lazım. Para aslanın ağzında arkadaşlar ama gördüğünüz gibi oyunda aslan falan yok. Şuna da bir şey olmuş, bir dakika. Buna ne olmuş ya? Ne olmuş buna ya? Bir şeyler olmuş buna. Sen buraya nasıl geldin oğlum? Bir seni şuraya bırak. Zıplarsam düşer mi acaba? Neyse. Bir dakika, şunu bir resetleyeyim. Evet. Burada da bir forklifimiz var. En son görev yaptığımda burada kalmıştı, evet hatırladım. Görevi de tam bir saniye kala yapmıştım. Süper bir görevdi. Onu geçelim. Şurada bir eleman var. Bu da
Kim biçim aleti? Bununla geçelim, bununla geçelim, bununla geçelim. Biz burada bir duralım, bir inelim. Biçerdöverleri alamayacağımızı söylemiştik. Gelir kaynağı elde etmemiz lazım. Şimdi gelir kaynağı elde etmek nasıl bir durum? Daha fazla para kazanmak nasıl bir durum? Hani ürün satsak iyi bir para gelir de, o 60 bin ton kanolayı satsak iyi bir para gelir, mutlaka gelir. Ama onu da ben sırf şey için, yani o Grid Demons için, zam için bekliyorum. Oyunun yapay zekası sağ olsun şu ana kadar hiç kanola şeye girmedi yani. Ya onu doldurduk istedik ya, hepsi var ya şimdi ondan, o yüzden girmedi. Neyse, traktör alacak paramız yok. Var ama alamayız. İşte herhangi bir araç gereç almayı düşünmüyorum. Ha, şey mi alsam diye de düşünmüştüm tabii videodan önce. Hani şeker pancarına mı girişsek dedim. Ama bu da pahalı oluyor. Şimdi 99 bin dolar. O da 17 bin dolar. Sen de 18 bin dolar. Yani şimdi arada çok fark var, yani bize para kalmıyor. İşi neyle çalıştıracaksın? Şunu zaten al, ölüm, bunu alamazsınız. Alırsınız da alırsın, alırsınız. Helal olsun. Şuradan, o bir dakika. Bunlar indirime girmiş. Ama bizim bunların bize bir yararı olmayacaktır. Bunun makinası 300 bin dolar bir şey, küsür bir şeydi. O yüzden orayı geçiyorum. Şimdi şunları bir, ondan önce Animals'a gelelim. İnek, inek çok masraflı olacak. Hani onun yemi var. Yemlemeseniz de %5 verimlilikte çalışıyor inekler. Verdiği süt de günlük 200 dolar mı? İsmail söyledi. 200 dolar mı? 500 dolar mı? Ne? Öyle bir şey getiriyormuş. Onu da kendini bir sefer amorti etmesi zaman alır. Kendini 15 tane ineği var. Hiç yem vermiyorum diyor. 200 dolar, 200 dolar veriyor diyor. Yani kendini amorti etmesi bayağı uzun zaman olacak ki bize kazandırdığı para ne olsun diye düşünelim. Tavuklarımız zaten 30 tane yeter. 57 tane yumurtası olduğu zaman onlara öyle öyle topluyoruz. O sorun olmuyor. Koyun mu alsam diye düşündüm. Koyunlara az bir tek çim döküyorduk, yanlış hatırlamıyorum. Çim döküyorduk da, yani çim veriyorduk. Çim yiyince de yün oluyordu. Yünleri biriktirip, yünde de iyi para var ama aslında. Bunu da ileride gösterelim. Ama yeni bir şey istiyorsak da, gelir kaynağı elde etmek istiyorsak da, şu ne diyor Honor buraya? Plausible, Plausible Object. Neyse, bunlar kurulabilen nesneler diyelim. Yani kurulabilen derken yapılar bunlar. Mesela rüzgar gülü. Bunu 1 milyon 200 bin dolarınız varsa alıyorsunuz. İstediğiniz bir yere koyuyorsunuz, düzlük bir alana. Saatlik, bir dakika. Niye yazmıyor bunların verdiği para? Yazıyordu la. O niye, bende niye yazmıyor? İsmail'de yazıyor, bende yazmıyor. Vah. Bu saatlik 4000 dolar veriyor. Bu saatlik 380 dolar veriyor. Bunlar da, bu gördüğünüz greenhouse'larda hepsini, mesela bu domates, bu herbs, bu lettuce neyse işte, bu da arı evi, bal şeysi, bu da 60 dolar veriyor saatlik, bu da 160 dolar veriyor saatlik. Tabi bunlara bir de su lazım, sulamanız gerekiyor bunları. Bunlardan almayı düşünüyorum. Biraz da zamanı böyle 120x 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 yaparsak, suyunu da verirsek biraz biraz para biriktirebiliriz. Ha, bundan iki tane almayı düşünüyorum şimdi. İki tane greenhouse'lardan alalım. Küçük alalım yani, ikisini de. Sonuçta hepsi aynı. Fazla mı su yiyor? Yok. Hepsinin de gideri 10 dolar. Yani geliri 160 dolar. O yüzden küçüğünü alalım. Hem fazla yer kaplamasın. Bunu alabiliriz. 360 dolar kendi paramızı toparlamamız biraz zaman alacaktır. İki tane şundan almayı yeğlerim. O yüzden bir tane şöyle basıyorsunuz. Bu yazıyor da, satın almak zaten. Bu dediğiniz zaman bu yapmış oluyorsunuz. Şuraya da bir boşluk var. Oraya mı kursam diyorum. Bunu tarlanıza da kurabilirsiniz.
Ya da şöyle bir yolun ortasına da kurabilirsiniz. Ama şu beton olan yerlere kuramıyorsunuz. Toprak olacak mecburen. Şunu yani şu sağda mavi bir şey görüyorsunuz. O görüyorsunuzdur inşallah. O şey işte. Sulama deposu. Onun oraya su doldurmamız gerekiyor. O yüzden yanından bir su tankıyla geçeceğiz. Manevra yapmamız gereken bir boşluk olması lazım. Ondan dolayı ondan mütevellit. Çeşme de şurada gördüğünüz gibi. Şurası çeşme. Buradan suyumuzu doldururuz, buraya getiririz diye düşünüyorum şu anda. Bismillah. Ama bir tane buraya aldık, bir tane de buraya aldık. Bu kadar basit. Evet, 100 bin dolarımız kaldı. Saatlik 160-160 daha. Oradan 120, oradan 200. 320 dolar falan gelirimiz olacak. Tabii onları susuz bırakmazsak. Onları nasıl susuz bırakmayacağız? Şimdi traktörümüz var. Traktör alacak paramız yok zaten. Onu geçelim. Şeyi göstereyim ben size. Sulama tankını. Görmüşsünüzdür zaten. İlk bölüm izlediyseniz bilirsiniz. Bu 8000 dolar. 6000 litre su şeyi var. Burada yazıyor zaten greenhouse'ları sulayabilirsiniz diyor bununla diyor. Bu da zaten yakıt tankı. Bu su tankı. Bundan bir tane alıyoruz. ESC'ye basıyoruz. Görev geldi. İptal ediyoruz. Reset diyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu çekiyoruz. Şu al. Allah gene kaçırdım. Bu kırmızı traktör aracılığıyla. Onu bir dolduralım. Hemen sulayalım. Devriliyordu lan az daha. Şu üstündeki o şey var ya onun yüzünden ha. Evet. Bağladık. Ufak ufak gidiyorsunuz böyle. Bir çeşmenin yanına veya bir yerde gördüm ama oluyor muydu bilmiyorum. Suyu şeyin nehrin içine falan girince de doluyordu. Öyle yaptı işte yani. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Siz onu da deneyebilirsiniz tabii ki. Deneme hakkınız var. Gördüğünüz gibi şeyler şurası, şuralar şeyler işte. Buraya yanaşıyorsunuz. Şunu bir tıklayalım. R'ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi su dolacak. Tabi para da gidecek. Su beleş değil. Hopma da gitti abi para. Yuh lan. Şu ağaçlar bir geçseydik ha. Şimdi şu mavi şeyin yanına yanaşıyorsunuz. Evet. Gene R çıktı. R'ye basıyorsunuz. Suluyorsunuz. Neyi suluyorsunuz? O su tankını dolduruyorsunuz. O kendisi otomatik suluyor. Bakalım bir tane greenhouse 66 kaldı. Yani 4 34 mü? %34'ünü doldurdu. %34'ü daha doğrusu bir tane şey doldurdu. Gördüğünüz gibi burası böyle. Ya bir dakika ya. Başka zaman gelmezsiniz arkadaş. Burası böyle. Su verdiğimiz için bunlar hemen çıktı. Yani onu beklemenize gerek yok. Su vermezseniz böyle kuru kuru bekliyor. Suyu bittiği zaman da bu böyle olacaktır büyük ihtimalle. O yüzden susuz bırakmayın. Buraya sık sık su vermemiz gerekecek. Buraya da su verdiğimiz zaman hemen çiçek açacaktır burası. Yapraklar görürsünüz zaten hemen. Şunu da şöyle geçelim. Bu tarafından. Bir dolduralım. Bunları birer sefer daha doldururuz. Bu tankıyla dolduramayız. Şu bir sefer daha doldururuz. Anlaşılan. Şimdi bunu burada bırakayım. Bu burada kalsın zaten. Bunun şeyi burada. Görevi orası. Bunu bir götüreyim eski yerine. Tarlayı daha sonra ekmeyi düşünüyorum. Keriz de daha sonra ekeriz.
Şurası olmuş mu? Olmamış. Buradan da bakabilme ihtimalimiz var tabi. Olmak üzere. Ondan önce şey yapalım ya. Biz bir görev yapalım. Bu bölüm görev de göstereyim. Tamam. Görev de gösterelim. Gösterelim, göstereyim. Bundan gidiyorum ama niye gidiyorum ben de bilmiyorum. Bundan gideceğimize görev bekleyene kadar biraz çim biçsek vatana millete daha hayırlı uğurlu olur diye düşünüyorum. Şimdi şu home tuşuna basmadan hiçbir şey olmaz. Geldik, golf kursu yazdı. Golf kursu bakalım move grass diyor. Yapalım bir 5 dakikada bir bunu bir move grass yapalım bir. Şunu bir boşaltayım. Bunu boşaltıp oraya doğru gidip edeceğim. Gideceğim. Hemen orayı bir şey yapalım. Bir biçelim o çimleri. 7000 dolarımızı alalım. 7500 dolarımızı. Bir de bunun hani 7000 dolar dedim ama küsürü de vardı. Bir de bunun deposu doluyor. O zaman da daha güzel oluyor. Ah bir de bu şu hızlı gitse. İçeride var bile daha hızlı gidiyor lan. Ama tırmanamayacağı bir yerde yok. Yani zannetmiyorum. Hem de 4 çeker. Kamerası biraz yamuk yerde, o yüzden şöyle C'ye basıp süreyim. Şurada düğmeler varmış. Geçen bölüm şu direkt şu golf direklerinin birisine çarptım. Sonra orada kaldım. Daha da çıkamadım. Şeyle, fortifle. Bunun sayesinde çıktım zar zor. Tabi bölüm silindiği için siz de göremediniz. Bir de şunu göstereyim ya. Şimdi bunun yanına geliyorsunuz, E'ye basıyorsunuz, biniyorsunuz. İyi de gidiyor ha. Vay, 30'la gidiyormuş, 27'yle gidiyor. Süper gidiyor la. İsmail gördüm, İsmail'de gördüm bunu sürüyordu da. Şimdi ben ilk defa sürdüm. Dur la dur. Daha da gidiyor ha. Neyse bu işimize yarar. Bunu bir yere takıldığı zaman buna göre çarparız, öyle çıkartırız. O şekilde bir şeyler yaparız. Şu görevi yapayım, ondan sonra bir de şey görevini yapayım. Ha. At nalı buldu. At nalı buldum la. Golf sahasının ortasında at ne gezer? Şöyle bir 9'a basalım. Evet, burayı gösteriyor. B'ye basıp girişelim. Süremizde gördüğünüz gibi başladı. Yalnız alınıp alınmadığını göremiyorum, o yüzden şöyle dışarıya çıkmam lazım. Burayı belki hızlandırırım. Belki hızlandırma. Hızlandırırsam sesim biraz iğrenç çıkıyor. İnce çıkıyor. Zaten sesim ince biraz. Şey olunca da hiç olmuyor. Olmayınca da olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. That's the football. This is football yani. Deposu dolmak üzere. İşte 98 şurada şey oluyordu, orayı da %100 yaparız. %100 yaptık. Şunu götürüp bir boşaltayım. Süre zaten artıyordu yanlış hatırlamıyorsam, 1 dakika kadar artıyordu. O yüzden bir 500 daha bir kar etme peşindeyim. Bu aşk gözlülüğümüz inşallah bize şey yapmaz, zarar vermez.
Hemen Q'ya basayım da şöyle bir boşaltsın. İşte tek şeyi hızlı değil ve çabuk boşaltmıyor, sorun orada yani. Yoksa mükemmel bir araç. İki saat böyle bekliyorsunuz. Üç dakikamız kaldı. Alırız herhalde ya. Alamayız mı yoksa? Hayır, yetişmem lazım. Bundan sonra boşaltmayalım. Depomuz dolsun. Bir şey olmaz yani. Fazla da açgözlülük yapmayalım. Sonuçta elbet bir gün para kazanacağız. Ürünlerimizi satıp elbet bir gün elimize para geçecek. Biraz fazla sessiz kaldım, biliyorum, farkındayım. Ben söyleyecek bir şey de yok yani şu anda. Bir dakika, 48-47 saniye. Yetiştiririz, yetiştiririz. Yetiştiririz, evet. Şu kenarlarda fazla şey kaldı. Bu aracın daha önce de söylemiştim, tek güzel yanı deposu dolduğu halde almaya devam ediyor. Bug gibi bir şey yani. Bug derken yani bok değil yani. Buga girdi derler ya, işte o. Buga girmiş gibi almaya devam ediyor. Yani mantıksız geliyor ama bu görevde gerçekten işe yarıyor. Şöyle 13 metre şeyi, 13 metre genişliğinde çim biçebilen bir araç gördüm. Markette vardı. Ondan gelsek bura 5 saniyede bitiririz ha. Çünkü buranın genişliğinde. Ana bitti. 7000 dolar, 6900 dolar, 510 dolar da oradan verdi. Depomuz doldu, 500 oradan geldi. 500 de şimdi var. 1000 dolar oradan geldi, 1500 dolar, yani 7000 dolar da onu dersek 8500 dolara kapatmış olduk. Bir sonraki görevi bekleyelim. Bekleyene kadar da şunu dökelim. Güzel bir kar ettik. Yani en azından işçi masraflarını karşılıyoruz. Hatta işçi masraflarını karşılamakla kalmıyor. Şeye de gidiyor yani. Ayrıca o aldığımız greenhouse'larda parayı bir saat dolunca, yani mesela şu an saat 07:28, saat tam 8 olduğunda o bizim banka hesabımıza yatıyor, yani paranız altta artıyor. Yani gidip oraya bir toplamanız gerekmiyor, mesela domates falan toplamanıza gerek yok. Aha, almaya devam ediyor. Neyse, alalım. Ne diyordum, işte domatesleri, işte o herbs dediğimiz şeyleri toplamaya gerek yok. Otomatik olarak kendisi alıyor, satıyor, ekiyor, biçiyor, suluyor falan. Güzel yani. Dur, oturduğumuz yerden para kazanıyoruz gibi bir şey. Tabi suyunu da verirsek, suyunu vermesek nah alırsınız. Sulamayı unutmayın. İleride de tarlayı şey yapacağım, gübrelemeye göstereceğim arkadaşlar. Suni gübre yapacağız çünkü ineklerimiz yok. İneklerimiz olsaydı doğal gübre alırdık. Onun, İneklerin iki tane gübre çıkıyor. Hem sıvı gübre çıkıyor, hem katı gübre çıkıyor. Tabi onların için, onlar için farklı farklı araçlar gerekiyor ama hem sıvı gübre hem katı gübre. Sıvı gübre de bayağı artıyor, katı gübre de artıyor. Gene mi golf kursu ya? Yok, kabul etmiyorum bu sefer. Şey, gene çim biçme görevi geldi de ben şey görevi istiyorum. O ne görevi derler işte ona. Ne derler ona?
forklift görevi yapmayı istiyorum. Depo doldu. Burayı boşaltalım. Gördüğünüz gibi geri geri bile bunun tepesine çıkabiliyorsa yapamayacağı bir şey yok yani bu aracın. Mükemmel. Mükemmel ya, mükemmel. Tek amacım bu forklift görevini de gösterebilmek bu bölüm. Başka bir şey istemiyorum. Başka bir şey istemiyorum ben. Başka bir şey istemiyorum. Sadece forklift görevini göstermek istiyorum. Koyunlarda gübre çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Koyunlarda gübre mübre yok. Ona yem veriyorsunuz, çimi veriyorsunuz, yününü alıyorsunuz. Çimi veriyorsunuz, yününü alıyorsunuz. Çimi veriyorsunuz, yününü alıyorsunuz. Yani bu. Yünleri de böyle bir şey yaparsınız. Bir römork alırsınız. Balya toplama römorku. Balya römorku daha doğrusu. Onu alırsınız. Bir forkliftle o römorka yüklersiniz, 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 doldurursunuz. Ondan sonra yün satma yeri var orada. Haritada görürsünüz zaten. Şeyde var. Detaylı haritada var. Yoksa yani sizde o detaylı harita yoksa açın, birinci bölüm müydü, ikinci bölüm müydü? Açın onu. Açıklama sayfasında var. İndirin. Gidin istediğiniz yere. Kendiniz de fazla kasmamış olursunuz. Bu sayede haritanın şeylerin isimlerini, yerlerin isimlerini tutmak biraz tabi başlarda zor oluyor da daha sonra ezberliyorsunuz. Görev geldi. Bir dakika diyelim. Görevi ben bakayım geleyim. Göreve ben baktım şu anda. Güzel bir görev. Ne görevi? Forklift görevi olduğundan dolayı kabul ettim tabii ki. Tabii ki kabul ettim. Nerede bu? O mil dediğimiz yer miydi? Orası neresiydi işte? Vallahi ne oluyor la? Yavaş oğlum la. Yavaş la. Ne diyorsun la? Sakin ol la. Devrileceksin la. Olmaz böyle la. Neyse işte o tarafa doğru gidiyoruz. Orada da herhangi bir çim olmadığından mütevellit. Mütevellit. İşte orada bir çim falan gibi bir şey olmadığından dolayı dedim ki bu kesin forklift görevi dedim. Ve almaya karar verdim. Görevi kabul ettim. Şöyle kestirmeden bir yardıra yardıra bir gidek abi. Böyle bir yardıra yardıra bir gidek. Bir şeylere şurada kütüklere mütüklere çarpmadan tarlanın ortasından. Şuraya bir gidelim da. Şuraya bir gidelim da. Nerede bu şey? Arkayı gösteriyor lan. Şurayı gösteriyor. Bir dakika, bunlar mı götürecek? Ha, şuradaymış. Buraya ilk defa geldim ha. Yegan. Şimdi şunu şöyle indiriyoruz. Tamam mı? Bunu böyle indiriyoruz. Yere tam yapışmayacak. Gördüğünüz gibi tahtalar biraz havada. O yüzden şu yükseklikte olması iyi. Böyle gidiyoruz, yavaş yavaş gidiyoruz. Şöyle manevra yapmadan dikine girmek mecburiyetindeyiz bu araçla. Çünkü bu araçla şöyle zaten tam yanaştık zanneder. Ha. Onu oradan hareket ettirince süremiz başlayacak. Yani o mekanın yüksekliğinden, yükseklik diyorum ben. Şu an hareket ettirdik ama o bölgeden çıkmadığımız için şey süre başlamadı. Şöyle çekince gördüğünüz gibi süre başladı. Fazla sarsmamaya dikkat edeceğiz. Çünkü fazla sarsınca buga girip atıyor şeyi elimizden. Yoldan gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu makine dağları, taşları aşamıyor. Şuradan gideceğiz, oradan oraya döneceğiz, oradan
geçip golf kursuna gitmeye çalışmaya çalışacağız. Hafif hafif kestirmelerden gitmeye çalışıyorum. Fazla da sarsmaya gelmiyor. Şuradan zorlasam belki çıkardı ama zaman kaybı. Ters şeritte gidiyoruz, bir dakika. Şimdi şuraya gidem de öyle dönem. Allah lan, dur lan öküz. Hayvan. Arabasına bir şey olmuyor. Çarpıyor çarpıyor gidiyor, terbiyesiz. Bizim yükümüz devriliyor tabi. Bazı görevler de şu gördüğünüz platformun üzerinde çıkıyor. Oradan alıyorsunuz. Ya ilk defa, yanlış hatırlamıyorum, ilk defa videoda bir forklift görevi yapacağım. Çok heyecanlıyım şu anda. Çünkü hep videoda bir başıma bir olay geldi. O yüzden yapamadım. Allah. Burada bir şey varmış, tümsek gibi bir şey varmış. Şu dağı bir dakika aşacak yer var mı? Ulan sarı traktör olsaydı var ya, şöyle şuradan böyle dikine şöyle şöyle yardırıp çıkardı ha. Ama işte elden bir şey gelmiyor. 3 dakika var. İnşallah yetiştiririz. Yetiştiririz gibime geliyor yani. Şuradan bir yerden karşıya geçiş var mı? Sola dönsem. Sola dönsem aşağı iniyorum. Sağa dönsem yukarı çıkıyorum. Lan iki ucu boklu değnek. Şuradan gitmem gerekiyor ama şöyle bir daha bir zoom yapsam. Oo, gerçi su var ya. Mecbur şuradan geçeceğiz. Ne oluyor la? Sudan geçiyor da bu normalde. Şimdi yük düşer diye korkuyorum. Düşerse de bir daha almak çok zor oluyor. Şuradan şöyle geçeyim. Ha yetişir, tamam. Tamam ya, tamam. Git la, gitmiyor. Durdu bir dakika. Gid, ha gidiyor. İşte, işte zalim dünya, görüyorsunuz milletin bavulunu taşıyoruz ya. Milletin bavulunu taşıyoruz ya. Gelin çiftçisi gelmiş burada bavul taşıyor ya. Çin'i açıp baksak mı acaba? Ben düşünüyorum da belki para falan vardır. Haram para, el uzatılmaz. O yüzden yerine bir götürecek. Baya da süre arttı ha. Oba. 1,5 dakikaya 864 dolar da şey verdi, ekstra verdi. 9700 de oradan aldık. İyi iyi. İyi, mükemmel. Mükemmel mükemmel. Şu şeye bakacaktım ya. Ben bir dakika. En son yumurtalarımız daha çıkmamış. Tamam. Burada videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Videoyu burada durduruyorum. Bir sonraki bölüm ya bayramda ya bayramdan sonra gelir. Hani bayram dediğim kurban diyorum. Ramazan bayramı. Ramazan bayramından sonra gelir büyük ihtimalle. Ramazan, eğer videoyu izliyorsanız Ramazan bayramındaysanız Ramazan bayramı mübarek olsun.
Kurban Bayramı'ndaysanız Kurban Bayramı mübarek olsun. Yeni yıldaysanız yeni yılınız mübarek olsun. Ondan sonra yeni yılınız kutlu olsun. Sonra ne olsun? İşte ne diyeyim ya, ben şu an sözlerimi unuttum. Bu nasıl döndü la? İşte neyse, videoyu burada durduruyorum. Bitiriyoruz. Kendinize dikkat edin. Abur cubur yemeyin. Sağlıcakla kalın. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eski videolarda izlemeyi unutmayın. Yeni videolarda izlemeyi unutmayın. Bizi takip edin. Yeni seriye başlayacağız. Oyunun ismini söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Onu da izlerseniz şimdiden teşekkür ederiz. İzlediğiniz için. Eğer izlerseniz, izlemezseniz de izleyin. Gidin izleyin yani. Mükemmel olacak dermişim. Beğenirsiniz diye umuyorum. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın, videolarımızı izlemeye devam edin, yorum yapın, eleştiri yapın, beğenin videolarımızı, bize söyleyin, bize yazın, bize mektup yazın, bize mail yollayın. Kendinize iyi bakın, hadi görüşürüz, hadi görüşürüz, fazla konuştum, hadi görüşürüz. Bir dakika, görev geldi, istemiyorum kardeşim, hadi görüşürüz, hadi Allah'a emanet olun.